Herkese merhaba. Adeta baharın ilk günü olma özelliğini taşıyan bugün de böylesine güneşli, havanın güzel olduğu bir günde herkes kendini dışarıya, parklara atmış durumda. Ben de ailemle beraber bize çok yakın olan bir parka geldim. Burada hem bir yandan dinlenirken hem de bir yandan son 1-2 hafta içinde göçmenlik hukukuyla ilgili olan gelişmelerle ilgili sizinle biraz bilgi paylaşmak istedim. Bu arada YouTube kanalımız açılalı 11 ayı biraz geçti. Daha tam 1 yaşımıza ulaşmadık. Ama 1 yaşımıza ulaşmadan 10.000 aboneyi geçmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ben işin açıkçası bu kanalı açarken 10.000 sayısını bir sene içinde hayal etmiyordum, edemiyordum. Ama bu konuda bize desteklerini esirgemeyen özellikle siz değerli takipçilerimize çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda bu videoların arkasında çalışan teknik ekibe, sosyal medya ekibimize ben huzurlarınızda ayrıca teşekkür ediyorum. Covid döneminde, pandemi döneminde çok güzel olmayan haberlerle, çok kafa karıştıran konuları açıklamaya çalıştığımız haberlerle bu kanalı kurmuş ve yayınlara başlamıştık. Zaman geçtikçe verdiğimiz haberler belki birazcık daha olumlu olacak. Özellikle Biden döneminde daha olumlu haberlerle karşınıza çıkmayı hedefliyoruz. Umuyoruz. Aynı zamanda genel konular hakkında, genel göçmenlik hukuku, vizeleri konuları hakkında bilgilendirmelerimiz devam edecek. Son haftanın şüphesiz en önemli konularından bir tanesi Temsilciler Meclisi'nden geçen ve Amerika'ya küçük yaşta gelip herhangi bir yasal statüsü olmayan kişilere yeşil kart ve vatandaşlık yolunu açacak olan Dreamers Act yasa tasarısı. Şu anda yapılmaya çalışılan kendi dahili olmadan Amerika'ya yasal olmayan yollarla gelmiş çocuklara en azından yeşil karta veya vatandaşlığa giden bir yol açılmaya çalışılması. Obama aslında kendi başkanlığı döneminde bunu denemişti fakat başarılı olamamıştı. Onun üzerine DACA adlı bu kişilere geçici bir statü veren bir program oluşturmuştu. Bu program sayesinde bu kişiler Amerika'da kalabiliyorlar, çalışabiliyorlar ama yeşil karta giden bir metotları yoktu. Bu yeni tasarı, yeni kanun tasarısı bu kişilere Green Card'a giden, vatandaşlığa giden yolu açacak. Daha önce Cumhuriyetçiler de spesifik olarak bu grup için destek verebileceğini söylemişti ve Temsilciler Meclisi'nde nitekim 9 Cumhuriyetçinin desteğiyle bu tasarı oylanmış oldu. Tabii bu kanunun yürürlüğe girdiği anlamına gelmiyor. Çünkü Amerika'daki kanun yapma sistemi gereği buna benzer bir kanunun aynı zamanda senatodan geçmesi gerekiyor. Ondan sonra da başkan tarafından onaylanması gerekiyor. Şu an görünen senatoda sanki buna bir destek çok fazla yok gibi ama önümüzdeki günlerde bu kendini daha çok gösterecektir. Belki de benzer bir kanun maddesi senatodan da geçebilir. Önümüzdeki günlerde gelişmeleri takip edeceğiz. Bu konu bizi aslında daha geneli ilgilendiren bir af tasarısının nasıl algılanabileceği konusunda bilgilendirebilir mi? Evet, en azından şunu görebiliyoruz. Çok küçük yaşta Amerika'ya gelen kişiler için bile Cumhuriyetçilerden çok fazla bir destek olmadığı bir ortamda çok daha genel bir af tasarısını Amerika'daki 11-15 milyon arasında bulunan yasal statüsü olmayan göçmenleri kapsayacak bir yasa tasarısının Cumhuriyetçilerden şu anda ciddi bir destek alabileceği gibi bir durum pek söz konusu değil gibi görünüyor. Ama önümüzdeki günlerde yine bununla ilgili gelişmeler olursa aktarmaya devam edeceğiz. Nitekim Senato'daki Demokratların lideri Chuck Schumer çok daha etraflı bir göçmenlik tasarısıyla alakalı tasarıyı meclisten geçirmeye çalışacağıyla alakalı bir açıklamada yapmış oldu. Umarım bu tip bir tasarı Cumhuriyetçilerden de destek bulabilir ama dediğim gibi şu an itibariyle biraz bu ihtimal zor görünüyor. Yine bu haftanın önemli gelişmelerinden bir tanesi birkaç senatörün üyesi olduğumuz Göçmen Avukatları Derneği'nin destekleriyle beraber Biden'a göndermiş olduğu göçmen olmayan vize kategorilerine uygulanan vize yasağının kaldırılması yönündeydi. Bilindiği gibi H1, L1, J1, H2B gibi vize kategorileriyle ilgili 31 Mart 2021'e kadar konsolosluklardan vize verilme yasağı var ve Biden bunu kaldırmadı. Aslında 31 Mart'a çok az bir süre kaldı. Amaç tabii ki 31 Mart'tan önce bunun kalkmasından ziyade şu anda 31 Mart'tan sonra en azından uzatılmaması. Bu konuyla ilgili şimdiye kadar bir açıklama yapılmadı. Önümüzdeki günlerde umarım bir açıklama yapılır. Ve yine ümidimiz 31 Mart sonrasında bu yasağın devam etmemesi. Çünkü Amerika'da göçmen olmayan vize kategorisiyle eleman çalıştıran şirketlerin şu anda ciddi sıkıntıları söz konusu. Ve umarım Senato'dan ve Göçmenlik Avukatları Derneği'nden giden bu mektubu Başkan Biden dikkate alır ve vize yasağını 31 Mart'tan önce kaldırmasa bile en azından uzatmaz diye ümit ediyorum. Bu haftanın en önemli gelişmelerinden bir tanesi Dışişleri Bakanlığı'nın vize bulletini yayınlamasıydı. Nisan vize bulletini yayınlandı. Bu ay biraz daha erken yayınlandı, Mart'ın ortasında. Bilindiği gibi Trump hükümetinin son zamanlarında vize bulletin gittikçe ay sonuna doğru yayınlanmaya başlamıştı ve bu bize erken hazırlanma fırsatı vermiyordu. Mümkün olduğu kadar geç yayınlıyordu Dışişleri Bakanlığı vize bulletini. Bu ay olan vize bulletin tam zamanında yayınlandı. Nisan ayının vize bülteni, vize bulletin veya vize bülteni. Peki neler var bu vize bülteninde? Employment based, iş yeri üzerinden olan Green Card başvurularındaki kategorilerin körüntü olduğunu görüyoruz. Çok önemli olan DV lottery, yani Green Card çekilişinden Green Card kazananların numaralarının Avrupa ülkeleri için 18.000'e ilerlediğini görüyoruz. Türkiye'de Avrupa ülkelerinden sayıldığı için numaralar 18.000'e ilerlemiş durumda. Bu ne demek? Amerika içinde olanlar için 18.000'den küçük numarası olanlar göçmenlik bürosuna başvurabilir demek. Amerika dışında olanlar için numarası 18.000'e kadar olan vize numaralarıyla ilgili mülakatlar gelebilir demek. Şu ana kadar konsolosluklardan bizim bildiğimiz kadarıyla 2021'e ait bir mülakat alabilen pek kimse olmadı. Eğer olursa ve bunu duyarsam duyuracağım. Siz de lütfen böyle bir şey duyarsanız bize ulaşabilirsiniz veyahut da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bizim bildiğimiz kadarıyla şu anda 2021 DV lottery kazananlardan bir vize numarası alabilen kimse yok. Tabii çok sorulan sorulardan bir tanesi DV 2020 tarihleriyle ilgili ne oldu? Bilindiği gibi onunla ilgili bir dava devam ediyor. Hakim Mehta 9095 vize numarasının kenara ayrılmasını ve bunların 2020 tarihlilerine dağıtılacağını söylemişti. Bu konuyla ilgili arkadaşlar henüz bir gelişme yok. Mahkeme kesin kararını vermedi. Yakın zamanda belki karar verebilir. Belki Nisan 2021'de böyle bir karar çıkabilir. O karar çıkarsa da sizlerle paylaşıyor olacağız. Ama bu 9095 vizenin nasıl dağıtılacağı şu anda belli değil. Yine bu haftaki önemli bir gelişme Göçmenlik Bürosu'nun yayınlamış olduğu iltica başvurularında avukat temsiliyle ilgili olan açıklamaydı. Göçmenlik Bürosu yaptığı açıklamayla pilot program başlattığını ve bazı iltica ofislerindeki, bazı asylum ofislerindeki görüşmelere avukatların uzaktan katılabileceğini, telefonla katılabileceğini beyan etti. Bu tabii şimdiye kadar olmayan bir şeydi. Çünkü Göçmenlik Bürosu pandemi döneminde yeşil kart müracaatları ve vatandaşlık müracaatları için avukatların uzaktan katılabilmesine imkan veren bir düzenlemeyi daha önce yayınlamıştı. Fakat iltica için bu söz konusu değildi. Yani iltica mülakatlarında avukatların mutlaka fiziksel olarak o ofiste olması gerekiyordu. Pilot programa göre bazı iltica ofisleri avukatların talebi doğrultusunda uzaktan telefonla katılmayı kabul edebilir ve pilot programa dahil olan asylum ofislerinde, iltica ofislerinde bu mümkün olacak yapılan açıklamaya göre. Peki pilot programa dahil olan ofisler hangileri? Arlington yani Virginia, Newark yani New Jersey, New Jersey'nin Manhattan ofisi, Miami ve Boston ofisleri. Dolayısıyla bu saydığımız 5 ofiste avukatların talebi doğrultusunda Göçmenlik Bürosu görevlileri avukatların iltica mülakatlarına uzaktan telefonla katılabilmelerine imkan sağlayacak. Görelim bakalım bu nasıl olacak, ben de merak ediyorum. Çünkü iltica mülakatlarına bu hak şimdiye kadar verilmemişti. Umarım bu herkes için faydalı olur. Gelelim bu haftanın en önemli açıklamasına. Göçmenlik Bürosu Public Charge kuralının Trump döneminde uygulandığı şekilde katı uygulanmayacağını ve Public Charge kuralında eski kuralların uygulanacağını açıkladı. Tekrar ediyorum, Public Charge kuralında eski kuralların uygulanacağını, Trump dönemindeki ağırlaştırılmış kuralların uygulanmayacağını söyledi. Peki bu ne demek? Çünkü herkesin sorduğu soru, eski kurallar neydi ki Trump dönemindeki kurallar uygulanmayacak? Herkes bu soruyu soruyor. Bir kere Public Charge kuralının ne olduğunu hatırlayalım. 1999 senesinde yayınlanan bir genelgeyle göç edecek olan kişilerin veya vize alacak olan kişilerin Amerika'ya geldiklerinde devlete yük olmadıklarını ispat edebilmeleri için kurulmuş, ihdas edilmiş bir kavram. Amerika'da vize alacaksanız, devletin sağlamış olduğu imkanlara bağlı olarak, dayalı olarak yaşayacaksanız, kendi kendinizi destekleyemeyecekseniz o zaman belki de vizeyi alamazsınız, green card'ı alamazsınız. Public charge aslında bu demek. Peki Trump bunu ne hale getirmişti? Trump bunu şu hale getirdi. Kişi eğer kendi kendini destekleyemiyorsa, kendi kazancını temin edemiyorsa, ufak bile olsa, küçük bile olsa devlet desteği alıyorsa bunu yapmaması gerekir. Hatta bunu yapmayacağını, bu devlet desteğini almayacağını ispat etmesi gerekir diye çok geniş bir kural oluşturmuştu. Hatta bunun uygulaması şu şekildeydi. Amerika içinde Green Card başvurusu yapan kişilerin 944 diye bir form doldurması gerekiyordu. Göçmen olmayan vize başvurusu yapanlar da I-129 formunda veya statü değişikliği yapanlar I-539 formunda eklenen bazı sorulara cevap vermesi gerekiyordu. Dolayısıyla bu kural daha çok Amerika içindeki kişileri ilgilendiriyordu. Konsolosluklardan yapılacak başvurular için bu kuralın henüz uygulama safhasına geçilmemişti. Çünkü Dışişleri Bakanlığı uzun süredir konsolosluklarda mülakat vermediği için bu kuralı da uygulamaya henüz başlamamıştı. Yeni bir form gündeme getirmişti. Bu formun doldurulması gerektiğini söylemeye başlamıştı. Fakat uygulamasını görmemiştik. Dolayısıyla şimdiye kadar etkisini Amerika içinde başvuru yapan kişilerin hissettiği ama konsolosluklarda hissetmediği bir Trump etkisi söz konusuydu. Peki Biden ne yaptı? Biden şunu yaptı. Dedi ki Public Charge konusunda tekrar 1999'da yayınlanan genelgeye geri dönüyoruz. 2019'da yayınlanan Public Charge kuralı artık geçerli değil. Kısacası Amerika'ya gelen kişiler hala Public Charge olmadıklarını ispat etmek zorundalar. Ama Public Charge'ın tanımı Trump dönemindeki tanım gibi çok katı kurallara tabi değil, çok daha basit kurallar içeriyor. Tabii ki bu videonun konusu aslında Public Charge değil ama kısacası 1999 yılında yayınlanan genelgede söylenen şey kişilerin devamlı geçimlerini temin etmek için maddi yardım ihtiyacı olması, devletten maddi yardım alması veyahut da uzun süreli bir hastane veyahut da bir sağlık enstitüsü gibi bir kurumda uzun süreli kalması gibi konular Public Charge kavramına giriyor. Dolayısıyla kısa süreli alınan yardımlar, kısa süreli federal yardımlar, çocuklar için alınan yardımlar, hatta food stamp dediğimiz yemek, yiyecek için alınan yardımlar aslında 1999 düzenlemesinde Public Charge'a girmiyor. Bunu söylemekle beraber şunun da altını çiziyorum. Benim bu videolarda söylediğim şeyler bir yasal tavsiye olarak, hukuki tavsiye olarak alınmamalı. Çünkü her dosyanın kendine ait özel durumları söz konusu olabilir. Dolayısıyla nasıl olsa 1999 uygulamasına döndük, istediğimiz gibi devlet yardımı alabiliriz diye düşünmeyiniz. Mutlaka ve mutlaka dosyanızı yapan avukatınızdan bu konuda bilgi alınız, destek isteyiniz. Ama şunu bilmenizde fayda var, 2019 Trump Public Charge uygulaması ortadan kalktı, 1999 uygulamasına geri döndük. Bu göçmenler için, vize başvurusu yapanlar için gerçekten çok güzel haber. Peki uygulamada ne olacak? Uygulamada 944 formu tarih oldu, 539 ve 129 formundaki Public Charge ile ilgili sorulara artık cevap verilmesi gerekmiyor. Göçmenlik bürosu 944 yok diye veyahut da 129 veya 539'daki sorulara cevap verilmedi diye dosyaları geri göndermeyecek. 864 hala duruyor, 134 hala duruyor. Dolayısıyla ayrıca 485 hala duruyor. Bunlardaki Public Charge ile ilgili sorular hala cevap verilmesi gereken sorular. Çünkü Public Charge kavram olarak en azından uygulaması devam eden bir şey. Sadece Trump dönemindeki katı uygulama ortadan kalkmış oldu. Umarım bu açıklamalar bu konudaki kafa karışıklığını ortadan kaldırır ve umarım Biden hükümetinin daha güzel haberleriyle sizin karşınıza çıkmak nasip olur. Efendim bu güzel bahar gününde, bu güzel havada sanki yeni dönemi müjdeleyen bugün de umarım verdiğim bilgiler faydalı olmuştur. Umarım çok daha az Covid'li, çok daha fazla bir araya gelebildiğimiz, eski günlere dönebildiğimiz, özellikle de yaz günlerinde ihtiyacımız olan bir araya gelmelerin tekrar başladığı günleri yakında görebiliriz. Umarım konsoloslukların, göçmenlik bürosunun normal uygulamalara döndüğünü yakın zamanda görebiliriz. En azından vize başvurularının açıldığını görebiliriz. Umarım bu video faydalı olmuştur. Eğer beğeniyorsanız arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz, kanalımıza abone olabilirsiniz. İlgi duyduğunu düşündüğünüz kişilerle paylaşabilirsiniz. Takip ettiğiniz için, bizi desteklediğiniz için, gönderdiğiniz çokça destek mesajları için çok teşekkür ediyorum. Kendim ve ekibim adına hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.